Sağlık Bakanı Fahrettin Koca kabine toplantısı sonrası dün gazetecilerin sorularını yanıtlamış. Koronavirüsle mücadeleyi ve salgının seyrini değerlendirmiş. Vaka sayılarında artış ve ölüm koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısında yüksek seyir dikkat çekiciydi yine birkaç gündür. Bu noktalarda acaba Fahrettin Koca'nın mesajı ne? Bir de 65 yaş üstüne bir koronavirüs ilacı kullanılmaya başlanıyor. O konuda bir ayrıntı verdi mi? Arzu Türkuçar detayları aktaracak. Ne dedi Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bize? Ebru Baki vaka sayılarının önümüzdeki hafta düşeceğine işaret etti. Kabine sonrasında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca elbette ki vaka tablosundaki son durumu değerlendirdi ve yaptığı açıklamada aşağı doğru inmeye başladı. Geçen hafta sonu itibariyle pikini yapmış oldu. Önümüzdeki hafta daha da aşağı doğru ineceğini tahmin ediyoruz dedi. Hastane yükünün de önümüzdeki haftalarda düşeceğini işaret etti ve bugüne baktığımızda hastane ve yoğun bakımlara yatış oranlarını da paylaştım. Şu an hastaneye yatışlar %28-30 gibi azalmış oldu. Yoğun bakıma yatış %15 oranında azaldı dedi. Önümüzdeki 2-3 hafta içinde belirgin bir düşüş olacağını vaka sayısında tahmin ediyoruz açıklaması yaptı. Bugüne geldiğimizde vaka sayıları halen çok yüksek. Bu vaka tablosu karşısında yeni tedbirler gelebilir mi sorusu da Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya soruldu. Bakan Koca da önümüzdeki hafta çarşamba gününü işaret etti. Gelecek hafta çarşamba günü mücadeleyi ve geldiğimiz noktayı bundan sonra ne olacağını anlatacağız. Atacağımız bir basın toplantısı yapacağız dedi. Bugüne kadar geldiğimiz noktayı ve bundan sonra ne yapılması gerektiğini daha net anlatan bir dönem olacak. Maske ve benzeri tedbirler, ne zaman test yapılması gerektiği dahil olmak üzere birçok konu ele alınacak dedi Sağlık Bakanı. Maskeyi nerede daha önemli takmamız gerektiğini anlatacağım dedi. PCR testi uygulamasına da ayrı bir parantez açtı ve ekledi. Bundan böyle hasta olana test yapılsın istiyoruz. Hasta olan maskesini takarak kendisini izole etsin açıklaması yaptı. Covid-19 ilacına ilişkinde bir değerlendirmesi oldu. Belirti olursa hastaneye müracaat ederek test yapılsın. 65 yaş üstü ve riskli olanlara Covid-19 ilacı başlamak önemli. Daha basite indirgemek gerekirse kişisel tedbirler önemli. Vatandaşlarımızın aşı olması gerekiyor. 65 yaş üstü ve riskli grupta ise ilaca erken dönemde başlanmalı. Kişisel tedbirlere dikkat edilmeli dedi. TÜRKOVAK yerli aşı da aşı programına dahil olmuştu. Türkiye'nin üçüncü aşısı olarak kullanılmaya devam ediyor. TÜRKOVAK'a ilişkinde son gelişmeleri Sağlık Bakanı Fahrettin Koca paylaştı. TÜRKOVAK bilindiği üzere belirli şehirlerde şehir hastanelerinde uygulanıyor. Sağlık Bakanı bugünden itibaren tüm devlet hastanelerinde yerli aşı TÜRKOVAK'ın da kullanacağını ifade etti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın dikkat çeken açıklamaları bu yöndeydi. Son olarak da Sağlık Bakanı Fahrettin Koca saat bugün 16'da bilim kurulunu toplayacak ve toplantı sonrasında da yazılı açıklama yapacak. Arzu Türkuçar çok teşekkür ederiz. Sağ